Dalga boyunda arkadaki iki arkadaş bir sayı belirler, öndeki arkadaş da sorduğu sorularla bu sayıyı tahmin etmeye çalışır. En çok bilen, yani aynı dalga boyunda olan ekip kazanır. Tamam mısınız? Tamamız. Başlayalım önce. Ozan Bey, bana bir devam oyunu söyleyin. Devam oyunu? Evet, bir serinin devam oyunu. İkinci oyunu olabilir, üçüncü, dördüncü oyunu olabilir. Prototype 2. Prototype 2. Daha böyle ortalarda gibiyim. Çok bir yere yaklaşamadım. Çok yüksek ya da aşağı. Yanlış hatırlıyor da olabilirim. Furkan Bey, bana bir Pokemon söyleyin. Pokemon. Çalışmadığım yerden geldi. Var mı sen geldin? Tamam, başka bir şey de sorabilirim. Başka bir şey daha olur. Bir oyun karakteri söyle Furkan. Oyun karakteri. GTA 5'ten Franklin. GTA 5'ten Franklin. Aynen. Kişiye göre değişir gerçi ama ben çok yükselmem, çok düşmem de kesinlikle. Yani çok net 6'nın yukarısı bence. 7, 8, 9, 10'dan biri. 10 değildir. 7 de olmayabilir. Sanki 8 gibi ama biraz daha ben sormak istiyorum. Kaç soru sordum? 2. 2 soru sordum. 2 soru daha soracağım. Bence çok düşük verme. Oyundaki tek siyahi ana karakter. Bence ırkçılıkla suçlanabilirsin yani, ona göre. Bence de abi. Ozan, bana bir siyahi söyle. Her şey olabilir. Yani sanatçı, sporcu, siyasetçi, her alandan biri olabilir. Karakter de olabilir, kurgusal da olabilir yani. Gerçek insan da olabilir. Abi bir tane video çıkmıştı. Yani çok şeydi. Ama ismini ben de bilmiyorum. Sen de ismini istemişsindir. Bana yayınlayabileceğimiz bir şey söyle abi. Tamam abi, yayınlayabileceğimiz bir şey yok. Şöyle söyleyeyim, biliyorsan. Bir tane video var. Böyle şeyde oranın marşı çalıyor. Futbolcu gülüyor böyle. Kamera onu zoomlayınca o videoyu biliyor musun? Çok zor oldu ya. Biliyorumdur belki ama yani. Çıkarması zor. Daha net bir isim söyleyebiliyorsanız. Net. Abi işte Kenya'nın başbakanı gibi. Kenya'nın başbakanı. Yani Kenya'nın başbakanını... Adam beyaz falan. Çıkılabilir mi o arada? Gidip bak bakalım. Abi son olarak Ozan, sen bana bir Pokemon söyle. Pokemon? Evet. Bu şeyin ismi neydi? Geçen, dün haberini okumuştuk. Oğlum o sonraki jenerasyonlarda onu bilmiyorum. Ha, o şeyi mi diyorsunuz? Büyüyorlar beraber. Çocuk yapan. O bambaşka imdi. Ne var o çocuk? Abi hiç sen ilk jenerasyon diye belirtebilirdin bence. Pokemon'la çocuk yapan nasıl? Yok hayır, Pokemon abi, değil. Abi benzer bir haber, hiç girmiyorum konuya. Neydi? Togepi miydi? Togepi. Yani bütün şeyini bozdunuz, Togepi'nin karizması. Ben Togepi'yi severim bu arada. Evet. Ama o genelde çok o kadar sevileceğini düşünmüyorum. Bir de diğer verdiğiniz yanıtlarla da kıyaslayınca bu sanki 8 veya yukarısı değil. Yani ya 6 ya 7 gibi geliyor. 6 da çok düşük kalabilir. Yani nötrüm, böyle ortalama bir şey ama hadi 7 olsun. Neydi? 4. Oha. Bayağı düşmüş. Abi çok kolpadan bir Kenya başbakanı. Kenya'nın başbakanı. Bu arada bakacağım, çok merak ettim. Kötü bir futbolcu söyleseydiniz ya mesela. Aklımıza geldi. Beşiktaş'ta şey var ya, Onana'ya var mesela. Gençler onları... Franklin'e o kadar da düşük vermezdim. Abi Franklin herhangi bir karakter gibi düşünün. Mark South'ta Franklin ya. Çekiyorum. 2024 oyunlarından söyleyerek başlayın ya. Yani DLC de olur, ana oyun da olur, fark etmez. Ben söyleyeyim mi abi? Söyle. The Day Before. Yani bir herhalde bu anasını satayım ama direkt birden başlarım. Bir dakika, The Day Before. Şey, tamam o oyun, patlayan oyun. Hayvan gibi patlayan oyun. Evet. Yani sıfır yoktu zaten. 2024 mü dedim? 2024 dedi ama evet. Tamam, Concord. Yani fark etmez. Biri olduğu belli ama sormaya devam edeceğim yani. Süper Lig'den takım falan. Sizi göt altına atıyorum yorumlarda. O şehrin insanları sizi linç etsin. Tabii ki hayır, bunu sormayacağım. Bana o zaman abi vergi söyleyin. Var olan mı yoksa... Var olan, kanun aşamasında olan. Hepsi var, hepsi kanun teklifi. Niyetimiz kimiseyi diye olacak o kadara bağlıyor. Vergi söyleyin gerçekten bu arada. Tamam. Ya o aklına geleni söylemeyelim. Çünkü o bence şey yapar. Çok gündem. Sonuncuyu diyorsun. Evet evet, sonuncuyu söylemeyelim. Konsollardan alınan özel tüketim vergisi. Genel özel tüketim vergisinin kendisi zaten. KDV'nin üstünde falan biniyor abi. Çok acayip bir şey var. Tamam yani. Ya benim yanıtım var da daha böyle makara soru arıyorum. O zaman bana, Baturan sana geliyor sorum. Europa Universalist'ten oynamalık bir şey. Ülke. Tamam bak, tam sorulacak soru oldu abi. Magdeburg abi. Ha, challenge oluyor ama gerçekten hiç böyle şeyi falan da doğru düzgün yoktu diye hatırlıyorum onun.
Magdeburg Avrupa küçük. Avrupa'dan kurtulabilirsen okay. Önün açık. Aynen ama şey national idea'ları falan öyle sıradan anlatabiliyor muyum? Çok çok iyi Rusya'ya değil yani. Rusya'ya dönüşebilirsin mesela. Yani dönüşebilirsin de oynaması zevkli değil. O açıdan bence yani zaten kötü bir şey aradığımı biliyorum. Dolayısıyla mantıklı. Bana bir mobil oyun söyleyin bir de son olarak. Abi hiç hakim olduğumuz bir alan değil ama ya. Yok abi şimdi örnek vereceğim de büyük ihtimalle. Ver örnek vererek de anlatabilirsin. İsim beklemiyorum özellikle. Yok direkt isim vereceğim de evet, tamam. Duyulmamış bir oyundur olabilir. Bilmediğin yani. Ya benim fark etmez söyleyeyim. Abi Mythic Heroes abi. Niye güldün oğlum? Yine memeli hatunların olduğu bir şey söyledim. Aynen öyle bir şey. Belki bilmezsin diyor bir de. Ben olsa bilirim abi. Bence soruyu değiştir abi. Sen bu çok bilmiyorsundur ya da biz bilmiyoruzdur yani senin bildiğin mobil oyunu. Oğlum söyledi işte adam biliyor musun? Ha öyle mi? Evet. Biliyor mu oyunu? Memeli memeli oyun dedim. Ya bir ha, şey tamam reklamı çıkmıştı karşıma. Türüyor genel. E o zaman tamam ya zaten ilk sorudan... Memeli bir puan var abi. Yani oyunun elle tutulur tek yanı güzel. Pekala. O zaman zaten hani ilk sorudan beri tahminim belliydi. Bir diyeceğim ben. Abi işte. İkiymiş falan. Kurtaramadık. İkiydi. İkilik oyunu bulamadım yani. Oğlum arttıracak bir şey söyleseydiniz hani, keşke. Zaten arttırmaya çalıştım. Mesela Ulm derdim normalde şeyde. Magdeburg dedim hani üçlük falan bir ülke diye. Oğlum yani. Peki. İşte yapacak bir şey yok. Evet. Sorun. Bir yarış oyunu söyleyin. Yarış oyunu. Yarış oyunu. Evet. Yarış oyunu senin daha iyi alanı. Sen daha ince söyleyebilirsin. MMO formüla verme kardeşim. Forza Horizon 4. Çok sevdiğim bir oyun. Kaliteli de bir oyun. Yani 8-9 arası tutabilirim. 10 da olabilir. Ama şimdilik ilk sorudan çok da karar vermeyelim. Tunca Bey. Buyurun. Bana... Türk mutfağından güzel bir sulu yemek. Sulu yemek. Evet, sulu yemek. Tam da adamına sordu valla. Benim aklımda bir şey var abi. Ne var aklında söyle. Yani o eklediğin şey tam ona dokunursa evet. Yani, ama umarım. Furkan Bey'in de yorumuna güvenerek sucuklu kuru fasulye. Sucuksuz kuru fasulye de olabilir. Kuru fasulye de diyebiliriz. Kuru fasulye. Kuru fasulye. Pasta Caesar ya. Muazzam. Şimdi buna... Güzel bir 9 diyelim. Forza Horizon ve artı kuru fasulyeden bir 9'a çıkaralım. Sen seviyorsun kuru fasulyeyi. Kuru fasulyeyi severim abi. Yani gidiyor, askere de gidiyorsun. Askere de gidiyorum. Evet, bu arada Ozan'ı da askere gönderiyoruz. Yani geri döndüğünde de kuru fasulyeyle alakalı şeyini merak ediyorum. Onu merak ediyorum. Gerçi şanslara da düşebilirsin. Kuru belli fasulye olmaz. Çıkmadı ya ben gittiğimde. Ben gittiğimde çıkıyordu. Çıktı da kuru fasulye bizde çıkmamış. Hem kötü çıkıyordu hem de bir de 80 kişinin kaldığı koğuşta herkes kuru fasulyeyi yiyince hiç hoş olmuyordu. Hani çok iyi yani bir fasulye. Yemeseler de hiç hoş olmuyor yani. Çok, abi şey fark yani etmiyor. Daha ne kadar olabilir diyorsun, oluyor. Hani öyle diyeyim, ondan ötürü ben kötü anılarım var. Henüz askere gitmediğim için kuru fasulye bende ev kuru fasulyesi olarak gayet güzel. Ben de çok severdim. Bana bir konsol söyleyin, el konsolu da olabilir. Konsol. Normal konsol da olabilir. Fark etmez. Yani umarım tam böyle tuttururum. PlayStation 2. Yani 1 de çok iyidir. Benim bu arada 1 harici hiç PlayStation'ım da olmadı ama 2'yi hep her akşam böyle komşulara gidip oynardık. Bir çocukluk arkadaşım vardı. Sağ olsun ben oturur izlerdim bazen. Maalesef ki olmadı. Ah be. Ama 10 diyeceğim. Dün yani, bir soru hakkında var. Evet buna şimdilik 10 diye sabitliyorum PlayStation 2 muazzam bir şey. Son olarak bana bir futbolcu söyleyin. Futbolcu. Bak yes. Bu kritik. Hangi takımlıydın sen o zaman? Fenerbahçe. Fenerbahçe sen? Galatasaray. Ben Galatasaraylıyım ama o herhalde... Hiç fark etmez. Okay, güzel. Aynen. Hiç fark etmez. Hani bana Pele bile diyebilirsin yani. Abi söylüyorum. Evet. Neymar. Neymar'ın prime dönemi mi yoksa düşüş dönemi mi? Yani prime dönemi ya. Canım prime Messi'ye dönemi. 9 demesi geldi aklıma. Şimdi sallıyorlar. Geri geliyor öyle bir şey. Prime Neymar da. Ya ben buna 9 ile 10 arasında çok kaldım. Sucuklu kuru fasulye. Yani kuru fasulye de sucuk da eklenmiş olması. Sucuklu kuru fasulye olması. Hepsini bir tart kafanda söylenen cevapları iyi düşün. PlayStation 2 sucuk net 10. Sucuk pirinç mi? Daha balon gibi şişenlerden değilse 10. Cumhuriyet sucuğu. Forza Horizon
Net benim için 9-10. Dedik. Aynen, benim için 9-10 arasında. PlayStation 2 keza kesin 10. Neymar, Prime Neymar iyidir. Yani 9'la 10 arası derim. Sucuklu kuru fasulyeye gelecek olursak ben buna 10 diyeceğim ya. Yakındın ama. Ah be. Abi, çok PlayStation 2 oldu abi. Falan gibi şişen. Çekiyor. Bana bir Japon oyunu söyleyin. Fallout. Bir tane geldi ama Batuhan'a göre değişebilir puanı, bilmiyorum. Ne geçti aklından? Belki. Yakuza. Tamam yani okay. 7'den yukarıda olduğunu düşünüyorum. 8 olabilir. Başka bir soru sorayım. Bana bir Metroidvania söyler misiniz Orhun Bey? Ha, Metroidvania. Okey. Ender Lilies. Okey. Yani 6'lar 7'ler gibi geliyor yine. Ama 8 olabilir mi senin için bilmiyorum. Yani İki sorum daha var değil mi? Evet var var. Tamam. Abi bana bir multiplayer üyesi söyle. Ya multiplayer çalışan aslında. Üye deyince böyle bir tarikat gibi. Cemiyet. Ekrana çıkmamış biri de olur değil mi? Herkes olabilir. Olabilir. Kendini bile söyleyebilirsin. Yani açıkçası benim ilk aklımdan geçen oydu ama neye göre tartacağını bilemediğim için. Cevaptan çok yorum önemli zaten. Yok, Baturan'ın bakış açısına göre düşünüyorum da. Baturan Yöndemir. Hadi bakalım. Sen kendini kaç biliyorsun, gelelim. 10 falan. Şeref meselesi oldu. Olmayacağım şimdi yani. Ya şimdi kendim diyeceğim dedin ya abi. Sen böyle kendine çok yüksek puan veren bir adam değilsin bence. O yüzden ben yine 7'lerdeyim hala. Yani 6'lar, 7'ler, 8'ler oralardayım. Bana böyle keskin bir soru lazım. Ben de bu arada yani 6.5'tan 7 falan verirdim kendime herhalde. Keskin bir soru lazım şöyle ya. Bana bir komedi filmi söyle abi. Oy bir dakika. Söyleyin yani daha doğrusu ikinizden herhangi. Yani abi bu o kadar şey ki. Mesela. Ya Amerikalılar Karadeniz'de 2 bile olabilir. Yani muhakkak olabilir. Ama işte mesela belki sen hayvan gibi gülüyorsun ona. Belli de olmaz ki çünkü o kadar gerizekalıca olabiliyor ki. Hani bazı... Şey sen o kadar gerizekalısın ki falan. Yani ya dizi olur, film olur. Komedi eseri şimdi, yani bir sinema veya televizyon. Şimdi şu aralar çok da tartışılan mesela Erşan'ın ikinci sezonu çıktı. Ben izliyorum, daha bitmedi. Ama mesela benim için ifade ettiğiyle senin için ifade ettiği arasındaki farkı... Yani sen ne demişsindir de izlemiş misin? Şöyle gitsin ya. Ben Erşan Kuneri izlemedim. İzlemedim. Onu söyleyeyim okay. İstersen... Ona göre bir şey. Şey yapabiliyor muyuz? Var bir şey geldi aklıma. Söyleyeyim. Söyleyeyim. Yani işte evet benim de aklımdan onlar geçiyor da. E tamam hadi söyle. Kutsal damacana. Abi kutsal damacanayı ben hiç sevmiyorum. Yani... Ben Kolpaçino'ları da sevmiyorum da o mesela hani Kolpaçino desem İlki Türkiye... efsaneydi diyor falan. Yoruldum ilkine falan. Yok Türkiye'de çok sevildiği için ona mesela yine 8-9 yani kutsal damacana da kırarım ya. Tamam tahminini artık alacağız. Ya şimdi Yakuza iyi oyun yani Yakuza şu kutsal damacanaya 4-5 diyesim var ama Yakuza da yani 4 ayıp yani 4-5 bence Yakuza'ya. Yani bütün başka ne cevap verirsin? Şey bana 4 veriyorsan ona ayrı kırılırım. Yani 6 diyorum ben. 7'ydi. 7 miydi? Evet. At. Ya olur yani. Tuğçe Bey sizden genel bir cevap bekliyorum. Genel bir cevap. Buyurun. Ha genel bir cevap. Simülasyon oyunu alabilir miyim? Simülasyon oyunu. Aynen simülasyon oyunu. Tam böyle nokta atışı. Çok simülasyon oyunları biraz da böyle zevke kalıyor ama bir şey. Heh, ben de onu diyecektim işte. Ya çok zevke kalıyor ama Microsoft Flight Simulator. Şimdi aynen zevke kalıyor ben çok severim. Yüksekte veririm bunu. Şöyle evet. De yüksek olabilir. Çok böyle teknolojisi iyi, her yer falan birebir modellenmiş. Yani 7-8'in üstü bende açıkçası Flight Simulator. Ama herkese hitap etmiyor. Bir 10 da olamaz. Peki, Ozan Bey sizin ilgi alanınız. Sizden bir Türk e-sporcu alabilir miyim? E-spor Türk. Oyuncusu. Aynen, Türk olursa daha iyi olur. Zantares. 10 abi o zaman gibi şu an yorumluyorum. Tamam. Bence boks hiç daha iyi. Ona da mı? Abi yani, istatistiksel olarak diyelim. Ver puanı bitir hocam. Yok tamam, 2 soru hakkımı daha kullanacağım. Tunca Bey, sizden bir lise dersi alabilir miyim? Lise dersi. Dersi, aynen. Çok çok bir ders. Beden eğitimi. Yani lise kariyerim çok parlak değil ama hani beden desen beden dersi yapılmıyordu, boş geçiyordu. Yine bir dersidir yani. Müzik falan desen o da boş yani. Zor. Ne dolu geçiyorlar abi şey, hangi ders olduğunu hatırlamıyorum. O ders oldum ben kaçıp dışarıda geziyordum o ders. Abi 10 yani bu ama. Tamam son soru hakkımı da kullanıyorum. Bana bir ara sıcak söyleyin. Ara sıcak ne oğlum? Ara sıcak yemek abi. Bir söyleyin diye sipariş verin. Şvop. Sen düz yemek söyle abi. Ara sıcak, ara sıcak yemek söyle. Sorayım. Evet düz tamam. Yemek söyle.
Abi o zaman ama yemek soruldu o zaman evet. Farklı bir şey mi söyledin? Sulu yemek soruldu kahvaltı abi sen kuru tamam, yemek ben soruldu. O zaman. Tamam o zaman sizden bir kahvaltı yemeği alayım. Kahvaltı yenecek bir şey. Bence menemen. Menemen. Yani gayet yine yükseklerden gidiyoruz. Şimdi menemeni ben inanılmaz sevmem o yüzden 9'a da düşebilir bende ama önceki cevaplarınıza göre 10 çok güçlü bir aday. 10 diyorum ben. Doğru. Zantares özellikle. Menemen nasıl sevmiyorsun? Zantares kurtardı bu işi. Aynen. İyi tamam. Bana bir tane Cyberpunk 2077 karakteri sen. Hoş geldin. Şey şu ilk başta iş aldığımız siyahi şişko lavuk. Dexter tamam. 1-4 arası diyorum şu an. Geniş tuttum skalayı. Bana bir oyun sonu söyle. Oyun? Oyun sonu. Ha, yani, oyun sonu. Okay. Mesela bir oyun söyle ki sonunu bir oyun güzel ismi ver. Sonu iyi mi kötü mü ben karar vereyim. The Last of Us Part 2. Ne tamam ne anladın? Yok yine aynı skala arasındayım daralmadı yani 1-4 arası diyorum okay. Da bana bir tane araba modeli söyleyin ya da markası. Haa şey falan sen hazır araba bakarken abi. Araba bakıyorum da sadece bakıyorum ben. Bu arada arabalarla hiç alakam da yok ama. Risk alıyorum. Yani böyle bir tarihsel bir şey. Alı anlamıyor ya. Yani Renault Megane. Okey. Yani 3 derim herhalde. Son bir soru. Yok yok biliyorum. Çok yani. Güzel bir soru sor ya bize. Bana bir yazın tatile gidebileceğim bir yer söyle. Ha güzel. Sen daha yaz adamısın abi sen söyle. Evet yani benim bu soruya verebileceğim tek yazım var. Bir de diyebilirsin, 10 da diyebilirsin yani. Şarköy mü? Tabii. Galatasaray Üniversitesi. Altınoluk, Ayvalık oralar. Ha, orta sınıf diyorsun yani. Evet. Şu an ortalama tek bir sayı var aklımda onu söyleyeceğim. 3 mü? 4 daha. Yaklaştın ama. Yukarı çekmeye çalıştın. Altınolukla yukarı çekmeye çalıştım. Evet. Ben de çok yukarı çıkacak diye düşündüm. Dalga boyu daha uyumlu olan ekip biz olduk ve kazandık. Başka videolarda görüşmek üzere. Uyum dediği de bir bildiler. Yani bir bilen kazandı.